Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde tekil, çoğul, topluluk adları konusunu öğreneceğiz. Bir varlığı belirten adlara tekil ad, birden çok varlığı belirten adlara çoğul ad denir. Görsellere bakalım. Burada bir tane çilek görüyoruz. Tek çilek. Bu yüzden çilek diyoruz. Diğer tarafta 3 tane çilek var. Buna da çilekler. Balon, bir tane balon var. Balon diyoruz. Burada 2 tane birden fazla balon olduğu için balonlar diyoruz. Tekil isim, çoğul isim. Tekil ismi çoğul yapmak için kelimeye ler'ler ekini getiririz. Çilek, çilekler. Balon, balonlar. Kelimelerden tekil oluna T, çoğul oluna Ç yazalım. Çiçekler. Çoğul eki olan ler var. Çoğul kelime. Kalem. Çoğul eki olan larlar gelmemiş. Tekil. Kuş. Tekil. Kediler. Çoğul. Silgi. Tekil. Armutlar. Çoğul. Aslan. Tekil. Zeytinler. Çoğul. Güller. Çoğul. Arabalar. Çoğul. Uçak. Tekil. Koyun. Tekil. Görsellere bakalım. Tekil mi, çoğul mu bunu belirleyeceğiz. Birinci görsel orman. İkinci sürü, koyun sürüsü. Üçüncü aile. Şimdi bu kelimeler tekil at mı, çoğul at mı? Ler'ler eki almış mı? Çokluk ekleri olan? Hayır, almamış. Peki biz bu kelimelere tekil diyebilir miyiz? Orman dediğimizde aklımıza ne geliyor? Birden fazla ağaç olan bir yer geliyor değil mi? Yani çoğul eki almadığı halde çoğul anlamı taşıyan bu tür kelimelere biz topluluk adları diyoruz. Bakın sürü de öyle. Sürü dediğimizde aklımıza bir tane hayvan mı geliyor? Birden fazla hayvan geliyor. Birden fazla koyun. Bu yüzden bu kelime topluluk adı. Aile. Bir kişi mi geliyor aklımıza? Hayır. Anne, baba, çocuk, çocuklar. Birden fazla kişi. Bu yüzden topluluk adı. Mesela ne olabilir başka? Deste, düzine, takım, grup, millet. Bu tür kelimeler çokluk eki almamıştır ama birden fazla varlığı ifade ettiği için topluluk adlarıdır. Dersimiz bitti. Görüşürüz.